Dünya tarihine geçen birçok fotoğraf oldu. Fakat hiçbiri Kevin Carter'ın Sudan'da çektiği şu fotoğraf kadar etik değerleri sorgulatmadı. Aranızda bu fotoğrafı görmeyen yoktur ve sanırım en az bir kere hakkında bir hikaye dinlemişsinizdir. Fotoğrafçıyı intihara sürükleyen bu fotoğraf bana sadece etik değerleri değil, aynı zamanda toplumsal ikiyüzlülüğü de sorgulatıyor. Ama bir yavaştan baştan başlayalım. 90'lı yıllar Güney Afrika'sında apartheid'in ortasında çatışmalar çok farklı noktalara ulaşır. 4 yılda 20 bin kişi hayatını kaybeder. Bu şiddeti en iyi şekilde kaydedenlerse fotoğraf gazetecileridir. Olayların tam ortasına, çatışmaların tam merkezine girerler. Bunlardan özellikle Kevin Carter, Greg Marinovich, Ken Osterbrock ve Joao Silva birlikte bir grup oluştururlar. Bang Bang Club. Özellikle Marinovich aralarında en cesurudur. Her zaman daha ileriye gider. Grubun görmediği yoktur. Cesetler, cinayetler, tecavüzler ve nicesi. Genelde bu yaşananları sonradan değil de bizzat yaşanırken fotoğraflarlar. 1990 yılında Marinovich, Lindsaye Chababala'nın ateşe verilip yakılırken bir de palayla doğranarak katledilmesini fotoğraflar. Bir yıl sonra bu fotoğraf için Pulitzer ödülünü alır. Bang Bang Club ilk defa böyle ünlenir. 93 yılında Birleşmiş Milletler bir misyonuna Joao Silva ve Kevin Carter'ı da götürür. Güney Sudan'da insani yardım dağıtacaklardır ve ikilinin bu durumu fotoğraflamasını isterler. Güney ve Kuzey Sudan arasında bir iç savaş vardır. Bunun sonucunda büyük bir kıtlık oluşmuştur. İnsanlar açlıktan ölüyorlardır. BM'de yardım gönderir fakat bunlar yeterli değildir. Dünya çapında bir kamuoyu oluşması için fotoğraflara ihtiyaç vardır. Sudan'a indikten sonra BM görevlileri ikiliye 30 dakika zamanları olduklarını söylerler. 30 dakika sonra gıda paketleri dağıtılınca uçaklar yeniden havalanıp tekrardan orayı terk edecektir. Bu ikili de hemen fotoğraf çekebilmek için işe koyulurlar. Silva gerillaların fotoğraflarını çekmek için uzaklaşırken Carter ilk defa kıtlık yaşayan insanlar ve çocuklar gördüğü için şoke olur ve onların fotoğrafını çekmeye başlar. Gıda dağıtımı yapıldığını gören aileler birkaç dakikalığına çocuklarını yolda bırakıp uçağa yanaşırlar. Bırakılan çocuklardan biri yere kapanır. Carter bu çocuğu da çekerken yaklaşık 20 metre arkasında bir akbabanın konduğunu görür. Hemen kamerasını alır ve çekmeye başlar. Aslında beklediği şey akbabanın kanatlarını açmasıdır. Aradığı motif odur böyle. Devasa bir şekilde arkasında bir akbaba kanatlarını açacak, o da çekecek çocuğu. Fakat akbaba hareket etmeyince hayvanı kovar. Oradan uzaklaşıp bir sigara yakar ve ardından uçağa geri çağrılırlar BM yetkilileri tarafından. Arkadaşının yanına geri dönen Silva kendisinin çok duygusal olduğunu görür. Carter hemen "Çektiğim fotoğraflara inanamayacaksın." der. Ne olduğunu sorunca da Silva ona durumu anlatır ve "Aklıma sürekli Megan geliyor." der. Megan bu arada Carter'ın yeni doğmuş kız çocuğu. Fotoğrafını çektiği şu çocuğu kız çocuğu sanması da muhtemelen psikolojik olarak bundan dolayı. Halbuki aslında fotoğrafını çektiği kişi bir erkek. Vakit dolunca uçak kalkar. Fakat asıl hikayenin yeni başladığının farkında bile değildir Carter. Zira New York Times aynı yıl fotoğrafı yayınlar. Gerisi zaten tarih. Anında tepkiler oluşur. İnsanlar çocuğa ne oldu diye merak etmektedirler. Fotoğraf tüm dünyada yayılır, her yerde kullanılmaya başlanır. Fakat başta Amerikalı gazeteciler olmak üzere dünyanın her yerinden Carter'a eleştiri ve nefret yağmaya başlar. Fotoğraf çekmek yerine neden yardım etmedin? Fotoğrafçı her gün onlarca tehdit ve küfür almaya başlar. Carter hakkında ekleme yapmak gerekirse kulübün en zayıf halkası kendisidir. Psikolojik olarak da, fiziksel olarak da. Ekipteki herkes son yıllarda yaşadıkları yüzünden travmalar yaşıyordur ama Carter aralarındaki en etkilenendir. O kendisine yapılan bu eleştirileri anlamlandıramaz bile. Çünkü bir fotoğrafçının eğitimi de bakışı da bu şekilde değildir. Neden yardım etmedin gibi bir soru sorulamaz çünkü en basit şekliyle bu onun işi değildir. Ve evet, fotoğrafçılık hakikaten böyle bir şey. Mesela Carter'ın en yakın arkadaşı Ken vurulduğu zaman yanındaki arkadaşların ilk yaptığı şey, öldüğü zaman adam ilk yaptığı şey sayesinde ayağa kalkıp fotoğrafını çekmek. Psikolojik olarak böyleler. Veya Portekiz Joao Silva'dan bahsetmiştik değil mi? Kendisi daha sonra Afganistan'a gidiyor fotoğrafçılıkta ve mayına basıp ayaklarını kaybediyor. Bak, mayına basıyor, ayaklarını kaybediyor. Yere düştüğü zaman ayakları kopmuş. Yaptığı ilk şey fotoğraf makinesine sarılıp ortamı çekmek. Adamın ayakları kopmuş. Yani bilinci gitmeden fotoğraf çekiyor. Bu adamların psikolojisi de bu şekilde işte. Bir yıl sonra Carter'a Pulitzer ödülü verilir. Bu ödülü alacağını ona söylemek isteyen arkadaşları bunu ona söyleyemez. Çünkü Carter uyuşturucu etkisiyle kendinden geçmiştir. Sürekli olarak uyuşturucu kullanmakta, bir yandan da tüm dünyadan kendisine gelen eleştiri ve hakaretlere bakmaktadır. Psikolojik olarak çöker yani. Alacağı ödül için bir röportaj vereceği gün diğer arkadaşları yine bir çatışma bölgesine girerler. Bu çatışma alanında en iyi arkadaşı Ken vurulur ve ölür. Haber alan Carter'ın psikolojisi artık daha da kötüye gider. Depresyondan bir daha çıkamaz. Egzoz bağladığı kamyonetin içinde Walkman ile müzik dinleyerek intihar eder. Geride bıraktığı mektupta şöyle der. Gerçekten üzgünüm.
Hayatın acısı Neşe'ye o kadar ağır basıyor ki Neşe kalmıyor. Ben depresyondayım. Telefonsuz, kira için para, nafaka için para, borçlar için para, para. Cinayetlerin, cesetlerin, öfkenin ve acının, aç veya yaralı çocukların, eli tetikte delilerin, genellikle polislerin, katil cellatların hatıraları benim peşimi bırakmıyor. Şanslıysam Ken'in yanına gidiyorum. Sonraki yıllarda, dünyada ve özellikle Türkiye'de yaşananlar da bu son mektup da yalan ve iftiralarla süslenerek kullanılmaya başlanır. Dünya kamuoyu bir gazeteciyi mobbingle intihara sürükledik demez tabii ki de. Ya işte vicdanı dayanamadı görüyor musun intihar etti diye bir de üstüne böyle adamın intiharını kullanırlar. İşte benim kızdığım nokta hatta tahammül bile edemediğim utanmaz cahillik burası. Nasıl bir arlanmazlık ki ölüme sürüklediğin bir insanın ölümünden bile prim yapıyorsun. Dönelim Kevin Carter'a. Düşünün yıllarca cesetler, cinayetler, çatışmalar hepsini fotoğraflıyorsunuz. Bu bir zaman sonra sizi neye çevirir bir düşünün bakayım. Buna ek olarak fotoğraf muhabirlerinin etik kodları gereği bir şey yapmaları doğru değil. Yani olaya müdahale etmeleri doğru değil. Sadece fotoğraf çekebilirler. Araya giremez bir etkileşimde bulunamazlar. Ve yine bu fotoğrafın üzerinde bu çocuk yalnız değildi. Kolunda zaten BM bandını görüyorsunuz. Annesi birkaç metre ileride gıda dağıtım noktasında. Bölgede de sürekli akbabalar hem uçuyorlar hem konuyorlar. Yani onlar da varlar aslında. Sadece fotoğraf o kadar izole ki, o anı o kadar izole ederek paylaşıyor ki sırf bu ikisi varmış gibi ve yakında hiç kimse yokmuş gibi gözüküyor. Carter yani öyle ikonik bir kare yakaladı ki etraftaki gerçeklikten kopuyorsun o an. Ve yine eklemek gerekir ki BM askerlerinden aldıkları emir gereği etkileşim yasaktır bulaşıcı hastalıklar sebebiyle. Yani Carter istese de çocuğa dokunamazdı. Hem dokunsa ne yapabilirdi? Yüzlerce çocuğun olduğu bir kalabalıktan bahsediyoruz. Ve yine eklemek gerekiyor ki Akbaba burada bu çocuğu beklemiyor aslında. Karede gözükmeyen ama orada olan farklı birkaç akbabayla başka bir alana bakıyorlar. Carter sadece açıyı ayarlayarak algıyı değiştirdi. Fakat Kevin Carter o kadar başarılı bir kare yakaladı ki ironik olarak bu başarı kendisine zarar olarak geri döndü. Aradan yıllar geçti. Bu fotoğraftaki çocuğun babası çıkıp bu benim oğlum Kong Nyong. Annesi gıda yardım alırken birkaç dakikalığına bıraktı. Kendisine bir şey olmadı diye ekledi. Ama olan olmuştu. Evet normal insanların bu fotoğrafçıyı anlamaması benim için anlaşılabilir. Etik değerler tartışılabilir ama bu olayın tek noktası bu değil. Asıl noktası iki yüzlü duyarcılar. En çok onlar konuşur çünkü. İki yüzlü duyarcı Sudan'da neden açlık var demez. Sudan'ın nerede olduğunu bile bilmez. İki yüzlü duyarcı bu çocuk neden bu halde demez. Çocuğa neden yardım etmedin der. İki yüzlü duyarcı bu çocuk neyse de yüz binlerce başka Sudanlı var. Madem çok duyarcıyım gideyim de onlara yardım edeyim demez. Umurunda değildir çünkü. İşte tüm mevzu da bu aslında. Afrika'da ölen insanlar benim umurumda değil mesela. Senin de değil. Tek farkı sen umurundaymış gibi yapıyorsun. Duygusal mastürbasyon yaparak kendini rahatlatıyorsun. Kaçınız akşam yemeğini gömerken ya Afrika'da da açlar var ya nasıl yiyoruz biz bunu falan diyorsunuz. Hiçbiriniz. Ama konu başkalarına karşı duyar kasmak olunca bu kişilerin sesleri böyle en yüksek en gür çıkıyor. Senin umurunda değil ve bu sorun da değil biliyor musun aslında? Sorun değil çünkü insanoğlunun yapısı bu. Hızlı alışıp işimize bakıyoruz ama lütfen duyarınla beni rahat bırak. Peki tüm dünyada duyar kasıldı da duyarcılığın ve romantizmin dünya başkenti Türkiye'de kasılmaz mı? Burada genellikle dini cemaat ve tarikatlar bu fotoğrafı kullandı. Kesin görmüşsünüzdür böyle bakkallarda, camilerde, afişlerde en çok bu fotoğraf kullanıldı. İşte bunu çeken adam sonra vicdanına yenik düşmüş. Sonra demiş ki keşke yardım etseydim dayanamıyorum. İşte cemaati Müslümin pamuk eller cebe. Duymuşsunuzdur bunu çokça. Halbuki komik olan ne biliyor musunuz? Kevin'in bu fotoğrafı sayesinde milyonlarca dolar yardım yapıldı Sudan'a. Kimsenin umrunda olmayan bir açlık krizi birden global bir gündem oldu fotoğraf sayesinde ve insanlar rekor miktarda bağış yaptı. Yani Carter sayesinde belki yüz binlerce çocuk yiyeceğe kavuştu. İşte Avrupalılar burayı, beyaz adam burayı karıştırdı, sömürdü falan bunu da çok duydum bu arada. Halbuki bu da zırva. Sudan'da çıkan iç savaşın sebeplerinden biri kuzeyinde Müslüman kardeşlerden gelişen ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen ordunun tüm ülkede şeriat vari bir anayasa ilan etmeye çalışması, güneyinde bunu kabul etmemesi. Başka faktörler de var tabii ki. Ama Anadolu romantizmine uymaz yoksa. Değil mi? Mesela Alan Kurdi'nin fotoğrafını hatırlıyorsunuzdur. Hala daha kullanırlar böyle. Duyarcılar için müthiş bir araçtır bu. Dünya batsın ya bu dakikadan sonra artık dönmesin falan diyorlardı. Fakat duyarcı demiyor ki bu çocuk boğulduktan sonra Akdeniz'de 18 bin kişi daha boğulmuş. Onlar umurunda değil onun. Coşkun Aral'ın bu konu hakkındaki bir makalesini hatırlatmak istiyorum sizlere. Savaşın görsel tanıkları olan haber fotoğrafçıları yaşamın en zor anlarını dondurup tarihe miras bırakırken bulundukları coğrafyada gözlerden uzakta olup bitenlerden insanlığı haber
haberdar etme görevini de üstlenir. Fotoğrafçı da her insan gibi çevresinden olanlardan, şiddetten, vahşetten, acıdan, fotoğraf makinesinin içine hapsettiği anlardan etkilenir. Fakat fotoğrafçı mesleği gereği duygularını o an ifade edemez. Ağlayamaz, nefret veya öfkesine dışa vuramaz. 94 yılında Pulitzer ödülünü alan bu fotoğrafa gelince benzer anları yaşamış bir foto muhabir olarak bu anı görüntüleyen meslektaşım Kevin Carter'ın yaşadıklarını anlayabiliyorum. Savaş ve açlığın bütün acımasızlığıyla hissedildiği bir bölgede Sudan'da böylesine vurucu bir anı görüntüleme fırsatı bulan meslektaşımızın zamanı durdurduğu bu anda büyük olasılıkla aklında olan tek şey bu fotoğrafın dünya kamuoyunda yaratacağı tepki ve bunun sonucunda dünya ülkelerinin Sudan'a yönelik yardım girişimlerinde bulunma ihtimali. O anda o fotoğrafı gerekli yerlere ulaştırma güdüsü ve bu nedenle de bir an önce bulunduğu yerden ayrılma isteği sadece o anı yaşayan insanların anlayabileceği bir psikoloji. Kevin Carter öldü. Fotoğraftaki çocuk da yıllar sonra öldü. Sudan'da savaş bitti. Ama 200'lü insanlar, 200'lü duyarcılar hala aramızda. İçlerindeki canavarı dışarı salabilecekleri yeni bir fırsatı bekleyerek pusudalar. Şimdi sormamız gereken soru şu. Fotoğrafıyla milyonlarca dolar yardım sağlayan Kevin mi insanlara daha fazla yardım etmiş oldu, yoksa onu evlerindeki kanepeden acımasızca eleştiren 200'lü duyarcılar mı? Acaba insanlar Kevin'e yardım etmediği için mi kızıyor, yoksa aslında yaşanan vahşeti bilinç altlarında hazmedemedikleri için mi?